İyi akşamlar. Gençliğinin güzel insanlara. İyi akşamlar. Sevgililer gününde merhabalar. Bugün dedik ki bir pasta yapalım. Elinizde bulunan malzemelerle nasıl yaparız, nasıl ederiz onu düşündük. Dedik ki markete gittiğiniz zaman bir pandispanya artık bulabiliyorsunuz. Pandispanya'nın anlatışını çok da detaylı olarak girmeyelim diye. Hazır pandispanya bizim tabii ki mutfağımızda var. Aldık getirdik. Şimdi onu yapacağız. Evet. Ama bu kalpli olacak değil mi usta? Evet, kalpli olacak. Püf noktasını ve pratik noktalarını göstereceğiz bugün. Evet. Şimdi 3 kat olarak zaten şimdi üç aldık kat olarak, marketten. 3 kat olarak ben bu pastayı kestim. Evet. Zaten markette de bu şekilde. Aldık ondan koyduk kenara. Şimdi ayırıyorum bunları. Hazır kremalar var. Hazır kremayla içerisine market, sıvıyoruz. Markette satılan hazır kremalarla. Sık sen ustacığım. Aha. Şimdi içerisinin kremasını koyacağız. Arasına siz istediğiniz şekilde çikolata koyabilirsiniz. Ondan sonra yemişlerden, kuru yemişlerden koyabilirsiniz veya meyve koyabilirsiniz. Biz buna ne koyacağız ustacığım? Biz çikolata koyacağız. Marketlerde satılan çikolatalarımız var. Tamam. Onları ince ince doğrayıp ve ben birazcık da içerisine muz da koyayım. Şöyle aldım. Buyursa. Hemen onları da koyduk. Şimdi bir katı böyle. Markette satılmış olan pandispanyanız eğer ki sertse ne yapabiliriz? Şerbet yapabiliriz. Şerbetle üzerine hafif fırçayla normal bir yumurta yaptığınız yumurtayı sürdüğünüz poğaçalarınızın üstüne fırçayla hafif tatlandırabilirsiniz. Bunları hafif tatlandırabilirsiniz. Bu da ne yapar? Yumuşaklık verir. Eğer ki bu yoksa ya herkesin evinde reçel vardır illa ki. Reçeli hafif suyla karıştırın. O hem ona değişik bir aroma verecek. Mesela çilek reçeli olabilir değil mi? Aynen. Onlar hafif suyla karıştırıp onu üzerine koyabilirsiniz. Şimdi biz bu katları tamamlıyoruz. Size 2 dakika sonra geri döneriz. Tekrar merhaba. Şimdi kesiyoruz bunu değil mi? Evet efendim. Yuvarlak olanı biz kalp şekline çevireceğiz. Yuvarlak sen kes ustacığım. Pastamızı kalp şekline sokacağız. Önce üst kısmından birazcık kestik. Yani bunu şöyle hafif V ama üstü oval şekilde çevirdik. Şimdi bunları kenardaki bulduğumuzu aldık. Evet. Ve kalp haline getirdik. Ve kalp haline getirdik. Bakın böyle. Gördünüz? Yani elinizde eğer ki çemberimiz yok. Olmadı. Ah nasıl kalp yapacağım diye düşünmeyin. Ha işte bu şekilde. Hem de ziyan vermeden hemen hallettik. Kalbimiz hazır. Şimdi bunu ne yapacağız ustacığım? Sıvamasını yapacağız. Bunu sıvayacağız. Kaplamasını yapacağız pastamızı. Tamam. Biz şimdi bunu sıvarken nasıl sıvıyoruz? Bir göster ustacığım. Üzerine bolca şantik koymamız gerekiyor. Evet. Şantiyi de ona ahenkle dans eden bir palet yardımıyla aynen sürüyoruz. Tamam yeterli bence. Ben sen sür ustacığım bunu. Evet. Paletimizin üst tarafı pislenmemesi gerekiyor. Hı hı. Yavaşça özenle sıvarsanız çok güzel bir şekil alır. Aynen. Şu anda pastamızı bu şekilde üstüne yedirerek yapıyoruz. Hah. Evinizde şunu da yapabilirsiniz. Bu şekli ince yaptınız. İnce bir şekilde üstünden geçtiniz. Bu geçmiş olduğunuzun üzerine de bir muhallebi yapabilirsiniz. Ha bu muhallebi çikolatalı muhallebi olabilir. Veya vanilyalı bir muhallebi olabilir. Onu da üzerine soğuduktan sonra dökebilirler. Tabii çilek reçeli de olur. Evet. Şimdi biz bunu kaplamasını yapıyoruz. Son rutuşlar için biraz sonra tekrar birlikte olacağız. Önce hızlandırmış halini gördünüz zaten. Şimdi bunun kenarlarına konfleks koyduk. Evinizde olan şeyler. Üstünde kivi var. Kenarlarına çikolata koyduk ama siz çikolata koymayabilirsiniz. Yani
Değil mi ustacığım? Aynen. Ha, başka bir şey göz zevki. Ha, göz zevki ne istiyorsanız. Çileği çok sevebilirsiniz. Ondan koyabilirsiniz. Sevgililer gününe güzel mesajlar verebilmek için eşinize yaptığınız güzel bir dokunuş oldu bence. Beyler, siz de pamuk eller cebe demeyin. Gönlünüzden gelen ne varsa onu güzelce yaşamak bu bildiğinde. Savoy'dan tatlı günler.